Bu arada e, Malatya'da şey maç bitti değil mi şeydeki Sivas'ta? Ha, o da enteresan. Malatya altın değerinde 3 puan kazandı. E, BTC Türk yeni Malatya Spor altın değerinde 3 puan kazandı. Kayseri sonra yeni Malatya Spor'da Sivas'tan 3 puan çıkartmayı başardı. Demir Grup Sivas Spor'da ard önemli puan kayıpları yaşıyor. 54 puanda kaldılar. E, Malatya bu galibiyette puanını 32 yaptı. Yani çok kritik bir galibiyet. Çok kritik bir galibiyet. Ama biz Trabzon'a dönelim. Trabzon'da artık son anlar belki de son bir şans olabilir mi? Faul, serbest vuruşu Antalya Spor kullanacak. Bianco yerde kaldı ve Halil Umut Meler karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı değerli futbol severler. Trabzon'da Trabzon Spor'la Antalya Spor 2-2 berabere kalıyorlar. Şampiyonluk yarışında Bordo Mavili takım çok önemli 2 puan kaybetti evinde. E, Medipor Medipol Başakşehir Trabzonspor arasındaki puan farkı bu skorla 4'e yükseldi. E, Medipol Başakşehir 66, Trabzonspor 62 puanda son 3 hafta. Bu arada Hüseyin Çimşir karşılaşmanın hakemin Ali Umut Meler'in yanında. onunla bir diyalog içinde. E, konu Tabii buradan kestirmek çok kolay değil. Şimdi hani bizim görmediğimiz bir ama Hüseyin Hoca tabii ki şu an çok da sinirli çünkü çok, sinirli, çok evet. büyük bir puan kaybı yaşadı Trabzonspor. Şimdi hocanın verdiği Hala çünkü, e, içeride biraz savunduğu tabii bir şeyler ama Hüseyin Hoca bir şeyler anlatma uğraşında. Yani bizim bildiğimiz Hüseyin... Hüseyin... O tepkisini, o isyanını yani şey sürdürüyor. Var. Ya şu an çok sinirlidir tabii ki ama böyle oyuncularımız eee hani bu şeyde bu diyalogu da öğrenmeye çalışacaklar. Biz de sizlere e, iletme gayretinde olacağız. E, karşılaşmanın ilk bölümünde hemen ilk dakikalarda e, Trabzonspor e, 7. dakikada Ufuk'un golüyle Antalyaspor 1-0 öne geçti. NDI'nin bir kontrolsüz hamlesi vardı. Ardından 15. dakikada Sörlot çevirmek istedi. Rakibinin kolundan seken top. Vard'a bir uyarı geldi ee, Serkan Tokat'tan, video Yardımcı Hakem'den. Penaltı noktasını işaret etti Halil Umut Meler Vardaki incelemenin ardından. Ve 15. dakikada Sosa topun gerisine geçti. 1-1 yaptı skoru. 43. dakikada İlker'in son bölümünde yine bir VAR uyarısıyla e, orada da Ekuban'a arkadan aşil tendonuna bir... E, şöyle Mukayru'nun kontrolsüz bir şekilde e, Aşil Tendo'na bastığını gördük. E, orada da VAR'daki incelemenin ardından penaltı düdüğü geldi. Penaltı kararı geldi. Ve Sosa yine topun gerisindeydi. Yine topu ağlara gönderdi. 2-1 yaptı skoru. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarı 66. dakikada. Yekta'nın golü var. Skora dengeyi getiren gol. Son bölümde Trabzonspor yani bütün hatlarıyla yüklendi. Antalyaspor'un Spor'un da özellikle 70'li dakikalarda 2 3 tane kaybedebilirdi var de. Yani Trabzon'la oynasa. Ama 80'li dakikalardan itibaren tek kaleye döndü iş. Fakat evet. o ofansif zenginliği işte bir ömürün şutu var. Bir evet. içeride bir karambol var. ama 2-2'lik skor. Maçın çok genelinde önemli 2 puan kaybı. Ender abi maçın genelinde çözemedi Trabzonspor. E, bu defans hattını o kadar kalabalık tuttu ki hani Göbek diye söylediğimiz yerde bütün stoperlerini zaten e, orada oynattı. Sörlot'u zaten çok fazla etkili göremedik. Neden? Çünkü çok fazla alan bulamadı Sörlot. Yani daha çok Antalya Spor oynamak değil de oynatmamak üzerineydi. Yakaladığı pozisyonlarda da kontratı. iki tane çok çabuk oyuncusunu zaten oraya yerleştirdi. E, Tamer Hoca'nın şu an oynattığı sistem tuttu gibi. Çünkü sonuçta puan aldı. Ama Trabzonspor öne geçtiği maçı böyle bir maçı kaybetmeyeceksin. Ben bu maçı kayıp görüyorum. Yani bir puan olduğun 3 puan fark etmiyor yani burada. Yenilsen de yensen de çünkü sen rakibinden uzaklaşıyorsun. Şampiyonluğu veriyorsun şu an bakıldığı zaman. Söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Bunun öncesinde Ankara gücü maçında da yine aynısını tekrarladı Trabzonspor. E, kaybetmemesi gereken puanları kaybetti ama sana bir şans geldi Galatasaray Başakşehir ile beraber kaldı Galatasaray'ı yendin e, yeniden ortak oldun şampiyonda ama bu maçtan ne olursa olsun bu maçı öne geçti yani Deplasman'da Galatasaray'ı yenip kendi evinde ne bileyim işte Ankara gücüne Antalya Spor'a bu şekilde puanlar kaybetmek şampiyonluk yarışında kabul edilebilecek e, yani hatalar hiç, değil tabii Hiç özellikle şimdi Ender abi iç sahada tabii ki bütün takımlara saygı duyuyorum hep herkes biz sadece üst sıraları değerlendiriyoruz ama alt sırada inanılmaz bir mücadele var. Ligde kalma mücadelesi var. E Ankara ucu maçına anlayabiliyorsun bir ders çıkartman lazım. Ankara ucu maçından Trabzonspor ders çıkartamadı diyoruz. E geliyorsun Galatasaray'a çok iyi oynuyorsun, kazanıyorsun ama bu maçta rakibin de 6-7 tane oyuncusu yok. Tamam. Etkili oyuncuları yok. E öne geçiyorsun ama 60 ben düşeceğini bekliyordum. Yani fiziksel olarak kolay Bu pandemi süreci Tabi tabii insanlar herkes dışarıdan değerlendiriyor ama hiç kolay bir durum değil bu. Havada sıcak. Nem var. Trabzon'da çok fazlasıyla nem var. Ama hiçbir şeyin kaybedilen iki puan bahanesi olamaz. Ne olursa olsun Trabzonspor sahaya çıktığı zaman böyle bir durumdaysa bu maçı kazanacak. Ee, tabii ki oyunculardan hiç kimse çok fazla üzülemez. Taraftarlar, oyuncular şu an çok üzgün. Hüseyin Hoca'nın tabii ki ne söylediğini çok fazla bilmiyorum ama e, sonuçta sahada olana bakmak lazım. Ee, kaybedilen ortada iki puan var. Bu tabii Trabzonspor'u şampiyonluk yolunda çok ağır bir darbe oldu kalan son 3 haftada. Evet, e, Erman Toroğlu da katıldı aramıza. Erman Hocam, şampiyonluk yarışında Trabzonspor çok kritik 2 puan bıraktı. Kendi evinde, e, yani Ankara gücü beraberliğinden sonra burada da e, son derece kritik 2 puan kaybı Antalya Spor önünde. Ligin rahat takımlarından biri e, Fraport Antalya Spor. E, Trabzonspor öne geçti. Kaç geçmeni, baş kaldı abi, kaç baş üç, kaldı? 3. 3 baş. Başakşehir şampiyon. Şampiyon mu? Sen bana ne anlatıyorsun abi? Döndürme. Bırakıyorsun ne anlatıyorsun? Bitirir işim bundan sonra vermez Başakşehir. Başakşehir sana? Bir mağlubiyet hakkı var, iki beraberlik hakkı var. Kolay kolay mağlup olacağını zannetmiyorum. Bir mağlubiyet, bir beraberlik. Evet. Üç Kaç maç puan? Var. Beş. Dört puan. Dört puan var arada. Üç maç, maç beraberlik var. beraberlik olmaz. Yani, yani iki, bir beraberlik, beraberlik. iki beraberlik hakkı i̇ki var. İki beraberlik. Ya da bir mağlubiyet. Bir mağlubiyet hakkı var. 5 3 maç var. Oynayacağı takımlar söyle bakayım bana. Konya Başak gidecek. Başakşehir Başak, Konya, ya Konya, ya gidecek. Konya gidecek. Sonra verelim hemen arkadaşlar buraya da. Konya Kayseri. Konya Kayseri. Konya, Kayseri. Çünkü Başakşehir galiba Trabzonspor'u takip ediyor. Evet. Yani Konya Kayseri şey. Bir tane daha var. Şey ya, şöyle e, şöyle Kasımpaşa Konya, değil mi? Kasımpaşa. Ha. Konya deplasman Kasımpaşa deplasman. Kasımpaşa deplasman mı? Yani, İstanbul. Yani işte. İstanbul. Hocam seyircisiz başta deplasman yok ya. Öyle kalmış hocam artık şeyde. Ya, ya, şimdi, kalmış kalmış kalmış. Kalmış şimdi şu maç Antalya'nın deplasman mı? Hani deplasman eğer... de değil abi eşit oynanıyor ya. Bu i̇şte. maç seyircili oynansa böyle mi olur? Hayır olay. Yani Doğru. deplasman falan yok abi yani. İşte şu an şimdi Başakşehir takımının kadrosuna baktığında, oyun şeklere baktığında. Erman abi. Evet. Bence bitti yani. Yüzde 98, 99 bitti. Ha futbolda şey yok. Ne bileyim kaç seri düşüyor. Bugün ya Malatya'da yendi. Dedi. Alt de. Yendi. Alt tarafta karıştı. Alt tarafta karıştı ama. Çok karıştı. Yani şimdi Başakşehir şöyle baktığı zaman takım olarak bunların hepsini yener. Trabzon için aynı şey söyleyemiyorsun. Özellikle bu kalan noktalarda. Baştaş için söyleyemiyorsun. Neler için? Galatasaray için söyleyemiyorsun. Başakşehir için şunları yener. Kadro yapısına baktığında, oyun şekillerine baktığında, defans hatlarına baktığında, kalecilerine baktığında, 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 baktığında burayı geçer. Orayı geçerken Trabzon burayı geçer mi? Sen oraya bak şimdi. Biz oraya bakıyoruz. Yani biz diyoruz ki Trabzon hepsini kazandı. Rakip olacak ya. Evet. O orada kaybeder mi? E, bu Trabzon şunlardan kaybeder şu form grafiğinden dediğine kesinlikle katılıyorum sana. Trabzon'u bugün formla. inanamadım ya. Bak, Ankara Ücü maçında da öylelerdi. Evet. Düşüş var. Hüseyin Çimşir ne anlattı hakeme? Onu anlayamadık hocam. Hani biz orada acaba Mehmet'te bizim bilmediğimiz biz yani başka yani maç bizim... mı seyrettik ya? Ne anlattı hakeme? Yani Mesela pozisyonlara pozisyon birazdan vardır? bakacağız. Hani şeyin kazandığı penaltı, Antalyanın kazandığı penaltı, penaltı. Trabzon'un ilk kazandığı penaltı işte şeyden buraya geliyor <laughs> verirsin vermezsin tartışırsın evet. ya işte açıktı kapalıydı vurdu mu vurmadı mı e tamam ikinci da penaltı Penaltı. onun dışında pozisyon var mı bilmiyorum hani böyle e, attıkları gol yani şeyin Antalya'nın attığı gol öyle gol inir mi ya Tabii. öyle Savun gol inir var. mi abi Savun sen, hocam, Sakan, hocam, hocam, sen biraz golü... önce çok güzel bir şey söyledin hani Başakşehir Efe bütün takımlar defansif anlamda zaten çok büyük bak iki tane gol evet. atıyorsun evet. ama gol yiyorsun Evet. Büyük takımlar bu kadar fazla gol yemez. Hele, kendi Hele ki sağında. böyle maçta bir de. Yani biraz önce çok güzel söyledin onu. Hocam bir tane yersen iki tane atmak mecburiyetdesin. Evet. Desin. Bak iki tane atarım. Ben attık. fazla atarım. Ben fazla atarım da olmaz. Az yiyeceksin abi. Şampiyon olacaksa hocam. Evet. evet. Oradan şampiyon geçiyor, olan hocam. takım az gol yiyecek. Evet. az olacak, defans şey, kalecisi iyi olacak, defansı iyi olacak. Evet. Galatasaray nasıl şampiyon oldu? kalecinin büyük faktörü Yüzde %50 bence. Burada hocam da kaleci de, hocam. çok iyi ama ama maça defans değil. değil. Öndeki stoperlerde ama sıkıntı var. Ama sürekli değişti. Yani ideal, ideal stoperi sen şimdi takıma yazarsın sezon başı ama sürekli ana hani, sakatlık oldu, formsuzluk oldu Dört tane stoper var. Bu dört stoper her maç değişiyor. Mehmet stoper öyle bir şey ki. Yani sevgili gibi. Anlaşacaksın yani baktığın zaman nereye gideceğini o bilecek. Sen bileceksin gözünle Gözün alıyor, uyum. anlatacaksın Doğru. stoper çift stoperde. Böyle anlaşacaksın fakat ben evet. oraya gideceğim oraya gidecek. Bu bunu yapar bu bunu yapamaz. Abi çok farklı yer orası. Doğru. Çünkü oradaki yapacağın hatadan sonra telafi edecek adam yok. Bir tek kaleci kalıyor. Doğru. Sen orta sahada hata yaparsan kapatabilirsin. Evet. Forvet. Ama defaz. orada hata yaptığımı kaleciyle karşı karşı. Trabzon bu defa sattığını yapamadı. Müddet çekti yapamadı. Evet. Burada tek tek adamın sorunu. Daha kalitesiz iki adamla devamlı oynama şekliyle daha kaliteli bir defa yapabilirsin sürekli değiştiği zaman hep karıştırıyorsun stoper hocam. Yani bir hafta başka oynayıp bir çünkü uyumu yakalayamıyorsun orada stoper. Şimdi biz mesela Trabzonspor'da eğer sakatlık yoksa iki haftada bir stoper değişiyor. Evet. Acaba kim oynayacak diyorsun bir anda değişiyor başka oynuyor. Bu sadece ben hocadan kaynaklandığını da düşünmüyorum. Belki o mevkideki oyuncuların çok kaliteli olmadığını düşünüyorum. Hepsi için demiyorum hocam ama büyük takımlarda mesela... Hoca bir mesela, karar vereceksin. Ya yani kaliteli olmayabilir bir karar vereceksin ama ya bu ikili daha iyi diyeceksin. Evet ideal ikili. Bakacaksın iki evet. Bu ikili de edeceksin. Bakıyorum e, fizik olarak da şimdi mesela şorlota diyorlar ki işte şorlot. Ya şorlot ne yapsın şorlot? Şorlot sağ çizgiye, sol çizgiye iniyor ya. ya adam yani adam o kadar fazla yordu ki Trabzon spor. Evet. Adam helal olsun sakatlanmadan bitiriyor sezonu şorlot gibi adam. Şey, kenarları kullanamadın mı hocam? Gidiyor abi. Sen kenarlardan Şorlot'a getireceksin. Şorlot i̇şte. kenara indiği zaman. Şorlot ne yapsın? Şorlot bana ceza alan içinde lazım aynen değil mi? Öyle. Onu dışarı çıkardım. Bitti onun özelliği. Orada delik atacak Şorlot sana. Sen Şorlot'u kenara çıkarıyorsun. Mecbur bırakıyorsun. O zaman Şorlot ne yapsın abi? Vallahi Şorlot inanılmaz oynadı. Sezonun sezonu. Damga vuralım. Sezonun Şorlot inanılmaz oynadı abi. Şey, yani Mehmet yani ben şeye takılıyorum. Yine stoperden yürüyeceğim hocam. Sizin sizin bölgeniz diyorum ama Hocam da bana dedi ki bir dakika dedi. Ben santrafor, santrafor dedi başladım hocam. dedi. Öyle evet. değil dedi o işler. Santrafor stoper. Ee, Onun konuştuk. Yani Kampi'ye bakıyorum mesela. Bir stoper için ya ağır ve kolay çalım yemiyor mu? Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Çok çabuk yani, yani çok kolay çalım yiyor. Bir stoper bu kadar kolay çalım yemez ve ağır. Yani Kampi yerine orada bilmiyorum ki yani başka bir şu anki e, çözüm düşünülemez miydi? Ya da Kampi mi ilk tercih olmalı? Yani oradaki Bence değil kampinin ama, yanındaki değişiyor mesela. Genelde aslında normal şartta da bu takımın stoperi da Dakoosta. Dakoosta e? sonradan geldi mesela. Hani işte de, oraya gelmeye çalışıyorum. Sana söyledim ben. Seni, <laughs> ben seni çok iyi anlayabilirim Ender abi. Burada da tabii ki ben Dakosta hemen yazarım. Eğer bir sakatlığı bir cezalı durumu, bir formsuzluğu yani fiziksel olarak bir sıkıntısı yoksa ben onu yazarım. E, eğer o yoksa onun yanında şu anki bakıldığı zaman şimdi genç Hüseyin'in çok fazla ben gelişimini çok iyi e, izlediğim için çünkü 7 evet. ay kendisine çalışma fırsatı buldum ben Hüseyin'le. Doğru Hüseyin. sen çalıştın. E, sürekli ilmanlanan sonra çalıştık. Şöyle bir noktası var. Çok fazla pas hatası yapıyor. Dikkat edin. Boş topu mesela çok fazla pas hatası yapıyor ama kesicilik anlamında kampinden çok çok daha iyi bir stoper. Boyunun sayzının biraz daha düşük olmasına rağmen e, ayakları sadece kesme anlamında çok ama topu oyuna sokma anlamında çok büyük sıkıntısı var. Ama Hüseyin Hoca Tabii ki ben saygı diyorum hocanın tercihidir bu ama elindeki doğru ikili sezon başından beri Trabzonspor buldu mu Ünal Hoca döneminden beri diyorum ben. Sadece Hüseyin Hoca döneminden tabii, demiyorum. Trabzonspor'un savunma anlamında sıkıntısı geçmişten bugüne kadar hep vardı. Bazı dönemlerde çok iyi stoperleri yakaladı ve götürdü. Yani şampiyonluğun potasında oldu. Burada hücum hattı çok iyi olduğu ne, için. Necati Kadir. Bilir misin? Benim hocamdı rahmetli. He, Kadir tabii siz daha iyi bilirsiniz onlara beğenmem. Benim hocamdı. Yani Sen Ali Kemal'i bilir misin? Kadir'in Küçüktü abisi mi? Ali Kemal e var. Yok, yok. Ya. O Ali Kemal değil. Kadir'in abisi Ali Kemal vardı. İşte onları sizi biliyorsun siz biliyorsunuz hocam. Sizin sizin işe Geçen gün bana biri de gel sen santr bursun. Sunderbar mısın? Ne özelliğim vardı? Topa iyi vurdum dedim. Nasıl yani dedi. Gol yani. Öyle vurdum dedim. Kim? Trabzon. Dedi. Necmi abi de sor dedim. Necmi Perekli de sor. O sana anlasın dedim. O iyi bilirdin. Yani. Hocam bilir. bir Trabzon maçına çok güzel bir gol atmış da. O, o onu mu söyledi? Ama karşımda kimler var abi? Ahmet Suat, Özkan Sümer, Atay, Faruk. Özak. <laughs> Hep çoğu da başkanlar, başkanlar mı yapıyor? Kesin mı yapıyor? Şeki var, Necmi var, o takım. Ee, tarihi takım. Şimdi tabii, ben tabii çok gencim onlar son zamanlarda. Onların son zamanı sizin ilk zamanlarınız, ha, değil ilk mi zaman. hocam? Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse burada e, Trabzonspor adına e, belki biraz mental baskıyla, da, yani fiziksel yorgunluğu kabul ediyorum ama. Sanki mental baskı da e, bir etki etti hocam. hocam. Ne dersiniz? Şöyle bak. Bir Ankara gücü maçı. Misal veriyorum sana. O maçı al. Sonra bir son dakikadir hangi maç? Alanya, Alanya mı? Oradan başladı zaten. Şimdi onları aldığın an bunları, bunları geçerdin. Rüzgarla. O iki maç çok önemli. Bir de son evet. Alanya maçını kazansaydın zaten Tabii. lider Tabii, liderdin maçı. Çıkarken. Orada psikolojik geriye düştü. O psikoloji fiziğe tesir eder. Bak bugün fizik olarak da i̇şte şeyler hocam. hocam. Yorulursun. Dün Başakşehir yendi, golü attı. Topçular çökmüştür biliyor musun Trabzonlu topçular, Trabzonlu topçular böyle şey. çökmüşlerdir. Psikolojik olarak o fiziksel yorarladı. Etkilenmeme hocam. şansın yok ki hocam bunu. Hoca yani. önde gitme avantaj. Yani biz yani sonuçta futbol oynadık. Buradan geldik o sahada futbolcuların ne yaşadığını, nasıl hisler içinde olduğunu biliyoruz. Tabii. Yani bir gün önce şampiyonlukta rakip çekiştiğin takım kazanıyorsa Hep sen böyle de denk ki... geldi. Takvim o şekilde oluştu. Ee, bir gün önce Başakşehir oynayıp üstüne üstlükte kazanınca o baskı her hafta yenileniyor. Peki aynı anda oynanması lazım değil mi hocam? Yani 2-3 şimdi... hafta kala, aynı hafta, aynı Sanki anda oynanması ya, Bence erken ya. yani. Hiç yaşını sen niye stresi yaşaman hani bu Kaybedilen puanın bahanesi olmaz. Bu maçın bahanesi olmaz. Ama ne olursa olsun hocam eşit şartlarda aynı anda başlayacak ya. Ya da ona göre bir formül bulacaksın yani bunu. Bir gün önce oynattığın zaman ne olursa olsun oyuncunun etkilenmemesi şansı yok bunun. Yani son iki hafta falan olur da çok da fazla beş hafta evvelden falan başlayamazsın. Trabzon beş hafta evvelden kaybetmeye başladı hocam. Ya çok fazlasıyla puan yani kaybetti. Yani Alanya son dakika Ankara, Ankara gücü, gücü falan orada kaybetti davayı. Ben içerideki en büyük şey. Şu andan sonra da imkansız bence. Alanya'da çok 90 sonra. artı 5'te 7. İçeride Ankara gücü ve Antalya bir şey, beraber. Şey kim kirdi? Ne dediğini hala merak ediyorum hakeme. Ne anlattığını. Ben, ben yani ona son, bakıyorum hocam. Yani, Hüseyin son. Hoca'nın yani hakem, de, bir serzeniz bir serzeniz ki, hakem de sana dese ki da takip Hakem de sana dese ki ya Hüseyin hocam bana bu kadar konuşacağına topçuna konuşsaydın belki baş Mesela ben topçu hakem olsam derim ha. Ters bir cevap veririm yani. ya. Orada hani hatta hakemler veremiyorlar. Ne söyledi? Hani bir serzenişi var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ama oyun anlamında bakıldığı zaman e, hani istenilen Trabzonspor yok. Şimdi iç sahada şimdi Trabzonspor iç sahada çok farklı oynardı önceden. E, i̇ç sahada bu pandemi sürecinden sonra Ankara Ucu maçıyla yanılmıyorsam başladı zaten. Ankara Ucu maçını mı oynadı? İlk puan kaybetti. İlk maçıydı galiba puan kaybetti maç. Alanya. Alanya ilk maç. i̇ç sahayı mı ha, diyorsun? İç sahayı. İç sahayı. İç Alanya ile dışarıda başladı. Fenerbahçe ile İstanbul'da kupa maçı oynadı. Ondan sonra e, Alanya evet içeride iki, iki tane maçı var. Bir ilk Ankara Ucu maçıydı. İç sahada çok farklı. Seyirci yok. Bunu anlayabiliyorum. Tabii ki çok zordur. Ama ne olursa olsun dediğim gibi Hani bir göstereceksin. Dışarıdan biz şunu görmedik. Trabzonspor bu maçı ne yapar, eder, kazanır diyemedik. Başladığından beri ilk 10 dakika zaten Antalya Spor. Trabzonspor biz ilk 10 dakika hep iyi baskılı görürdük. Veya golü bulurdu Trabzonspor. Hani golü bulamadı. Antalya Spor, Tamer Hoca çok farklı düşünmüş. Yani dediğim gibi Pereira'nın Novak'ı çıkmaması için iki tane kanat oyuncusu çok çabuk. Mukayyir'i, Santrafor oyuncusunu kanatta kullandı. Sol tarafa da Hamilton diye çok çabuk bir oyuncu kullandı. Evet. İki tane Trabzonspor'un bugün Serlot niye etkili olamadı? Tabii. İki tane kanat oyuncusu çıkamadı. Onun için de sen kenarlardan besleyemedi. O tehditten dolayı ileri çıkıp kalede tehdit görebileceği Antalya için. Antalya kaç maçtır yeniliyor? İleri çıkamadılar. Antalya geçen işte Başakşehir'e başakşehir başakşehir yenildi. Işte 11 yenildi, maçtır evet. tarihinde ilk defa Tabii. 11 maçtır. Arada Başakşehir'e yenildi. Başakşehir işi bitirdi hocam. Şampiyonluk işi bitti bence. Yani Tabii yani oynanmamış 3 maç var ama hocamın da dediği Hayır, gibi. Yani ne yani olur biliyor musun hocam? Hareketle. Hocam şöyle olur belki. Hani bu hafta Trabzon Denizli Denizli yener. Konya'da, şu Konya'nın da ligde durum belli. Tabii, Tabii ki zor ama hocam, olasılıklar dahilinde. Hocam bence pazartesiyi beklemişler. Yani şöyle ya. olabilir hocam. Hani Konya, Başakşehir'i yenerse... Maç. Kolay maç değil. Hocam kafa kafaya oynadıklarında Konya, Başakşehir'i yener mi? Ya katılıyorum sana hocam. Hani futbol şeyi içinde ya, tamam düşünüyorum ya. ben. Futbolda var her şey. Kesinlikle haklısın. Yani, ama Ankara kon gücü Başakşehir'i yeniyordu. Evet. 2-0 o hakemler o şeyleri yapma o şu, şu hakları. orada çevirdi. Orada varla gitti hocam. Ama o maç zaten dönüm maçı oldu hocam. Tamam, tabii. Yani Hüseyin Gecek'le. Noktası ya oldu. hocam 2-0 olsun. öğretmen oğlu mu? O ha. ikili bitirdiği işi. Şey. 2-0. 2-2 bitsin. Bak tabii. ben şey de demiyorum. 3 puan alsın demiyorum. 1 puan bile takılması bile yeterliydi hocam. Yani eğer hak olarak diyorum. Orada Ankara Hücüğü. Sonuçta biz Maalesef bu taraftan bakmıyoruz. Ankara Hücüğü'nün de burada puanı Maalesef gitti. Halis Özkahya ile Hüseyin Gecek. Ankara gücü de küme düşüyor. Ne işte. Biz sadece bu tarafı düşüyor. Ankara gücü de maçı verdi. Tabii. Maça gitti orada. Küme şey gitti. Yani nasıl tesir ettiğini bazı şeyleri. Trabzon'dan canlı görüntüler takım otobüsleri bir yandan da çıkışları bekliyoruz. Ama tabii maç sonu röportajlara da bakıyorum. bu arada Erol Bulut'un az önce Alanya'dan açıklaması vardı. Galatasaray'ı yenmek istiyoruz. O yukarıdaki yarışın içinde. Biz de olabiliriz e, demiş Erol Hoca. Artık e, saat tabii 21'de başlayacak o karşılaşmada. Yaklaşık e, 10-11 dakika, dakika kadar sonra Aytemiz Alayın Spor Galatasaray karşılaşması da e, başlamak üzere. Göztepe Ankara Gücü maçı var hocam. Ankara Gücü de İzmir'de belki bir son şans arayacak yani. Son şans evet. maçı. Ben e, Başakşehir e, Trabzonspor yarışında da pazartesiyi beklemek gerektiğini düşünüyorum evet. Mehmet. Ya yani ben de Çünkü öyle düşünüyorum çok ama tabii ki hocamın dediği doğru. çok zor deplasmanlar ikisi de. İkisi de zor deplasman. Hani o günkü sonuçlar bize Hocam iki resmi beraberlik, beraberlik kafi iki beraberlik. O kadar evet. bir... üç maç iki beraberlik. Başakşehir bu kadar takımı kadar... diğer takımlar. Üç maç iki beraberlik. Çok hocam, da kadro zenginliği var ya. Şimdi hani Başakşehir'in en büyük şansı kadro derinliği. Hocam, bir de defansları iyi hocam. Evet. İşte arka taraftaki oyuncu da bak. Kaleci iyi. dahil defansları iyi. Bak, değiştiği zaman bile hocam bak atıyorum evet. Eprian oynamadı. O Pong var. Şikirtel var. Yeri geldi zaman Mahmut alıyor. İyi top kullanıyor. Hani bir tanesinin kesici özelliği var. Bir tanesinin çok iyi top kullanma özelliği var. O zaman zaten orayı tölere ediyor. Gilerme e, bu puan kaybını kapatabiliriz. Henüz hiçbir şey bitmedi. Biz pes etmeyeceğiz demiş. Gilerme konuşacaksın top oynasın. Evet o da çok etkisiz. Hiçbir şey vermedi Trabzon. Geldiğinde hocam iyi iki maç iyiydi bir maç, Böyle bazı bir maçlar iyiydi ha. ama beklentinin bence çok altında kaldı hiç. E, hiç veremedi. Fenerbahçe kupa maçında iyi o fena var, ara ara Öyle oynadığı maçlar var. Oyna yedekten girdiği bazı maçlarda da fena ya, Fenerbahçe ama... maçında iyi oynamayanı dövüyorlar ya rakiplerden. Yani beklentinin altında kaldı. Ya ilk geldiğinde fena oynamadı hocam. Ondan evet. sonra onda da çok büyük düşüş oldu. Evet. Ama şu pandemi süreci Belki de Trabzonspor'a çok zarar verdi. Tabi hiç kimse böyle bir şey istemiyordu. Ama takım olarak etkilenecekse bence buradan en büyük zararı Trabzonspor gördü. Oyuncular çok fazlasıyla düşüş yaşadı. Öteki takımlarda çünkü kadro diye çok zengin olduğu için. Şimdi Trabzonspor'da bir makame sakatlandı. Ya Alanya maçı olsaydı topu orada tutardı. Bak Hemed'e diyor kananat. ki 3 maç daha kaldı. Her şey mümkün. Umudumuzu kaybetmiş değiliz. Pes etmiş değiliz. 4 puan fark var. Nihayetinde 9 puan Hı, var diyor ortada. bu, bu arada, Bak bu cümleleri... Kullanması bile yanlış. Pes etmiş değiliz. Sana pes etti diyen mi var? Kullanma cümleyi var. Bu pes etmiş cümlesine benziyor. İzleyicilerimizden de şey geliyor. Ya Antalya, Başakşehir, Antalya, Trabzon maçını e, karşılaştırsanız da aynı mıydı? Ha, şey, yani. hocam o, o şimdi da herhalde bak, Trabzon o taraftarlardan şimdi, büyük ihtimalle bu mesajlar ya o ya Taraftarların söylediği tabii ki olabilir ama şöyle bir nokta. Ben diyorum iki 1 öne geçmişsin. Kazanacaksın Senin bu maçı. Ya, Senin hani Bak 0-0 veya 1-1 gitmiyor. Kazanıyorsun sen. 2-1 öndesin. Ne yapıp edip bu maçı çevireceksin yani? O 60'dan sonra Trabzonspor çok başkaydı. Bak maçı da kaybedebilirdi Trabzonspor. Evet. Antalya Sporu'nun evet. 2-3 tane de. pozisyonu var. Çünkü Trabzonspor bütün riskleri almak zorunda. Tabii. Aldı da arka tarafında değerlendirmiş. Gustavo Blanco iyi vursaydı belki skor alacaktı. Mukayru, Hamilton ve Blanco üçü de bugün etkili oynadılar. 2-2'lik skor var. Şampiyonluk yarışındaki önemli karşılaşmada Trabzonspor çok önemli 2 puan kaybetti. Şimdi saat 21'de kısa süre sonra Aytemiz Alanya Spor Galatasaray maçı start alacak. Göztepe'de Ankara gücünü konuk edecek biz. Hem o karşılaşmanın devri arasında hem de Galatasaray maçından sonra takım oyununda sizlerle birlikte olacağız ve hem Trabzonspor maçını hem Galatasaray karşılaşmasını hem de diğer mücadeleleri detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Şimdi sözü skorboard'a bırakıyoruz. Ardından takım oyununda yeniden birlikte olalım efendim. A Spor'dan ayrılmayın.